Peki bir şey merak ettim ben fosfor bombasını çok duyuyorum fosfor bombası ya Onur ya muhteşem bir insansın ya hmm. gerçekten bak şimdi yasak mı bu bomba? Yasak ee, neymiş fosfor bombası? Beyaz fosfor içeren kimyasal patlayıcı silah. Bu bir kimyasal silah mı? Ya aslında kimyasal silah denebilir. Çünkü kimyasal kullanılıyor. 1980 konvansiyonel silahlar sözleşmesiyle yasaklı. Bomba infilak ettiğinde beyaz bir fosfor parçacıkları etrafa dağılıyor şu galiba. Hı hı. Şu mu? Evet. Ee, hava ile temas ettiğinde alev alıyor ve yüksek sıcaklık yayıyor. İnsanlara nasıl bir etki yapıyor? kişi ya boğularak ya da yanıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Mesela ne kadarlık bir alanda etkisi oluyor? Şimdi e, ö, bir şey vurgulayayım eksik kalmasın lütfen. Soluduğu zaman boğulma üretmiş olduğu bir etki ama başka çok daha korkunç bir etkisi var. İçinden organları yanıyor insan. Peki bu bombayı diyelim ki attı. Bu kaç metrekarelik bir alanda bulunan insanları etkiliyor. Bunun tabii çeşitli türleri var Ahmet Bey. Yani hani bunun e, no, normalde e, 500 metrekarelik bir alanı etkileyebilecek olanı da var. 1000 metrekarelik bir alanı ha. etkileyebilecek olan var. Yukarıdan atar, yayılması, saçılması daha fazla olur. İrtifası düşük olur, daha az alanda yayılır. Yani bununla ilgili sabit bir parametre ortaya koyamazsınız. Peki mesela 100 metrekarelik bir alanı diye etkiler. Etkiledi. Evet. Orada bulunan çocuk, çocuk, kadın, erkek herkes ya boğularak ben, ben, ya da yanıklar size, nedeniyle. Size bir örnek vereyim mi? Ee, bir, benim parmağımda bir fosfor yanığı var. Ee, bir aydınlatma e, döküldü o zaman, tenvir döküldü. 30 senedir iyileşmedi biliyor musunuz? Ve tırnağın yapısını görüyorsunuz bozuk şu an. Şurada görünüyor. Evet, bu ya yani uzadığı zaman bu param parça çıkıyor zaten. Kaç yıl önce oldu? 30 yıl oldu. 30 yıldır. 30 yıl oldu. 1994'te olmuştu Irak'ta. Fosfor Şimdi, bombası. Hayır, e, fosfor fosfor kullan tenvir diyoruz aydınlatma üst bölgesinin güvenliğini sağlamak için yani sızmalara karşı bunları e, tuzaklarız biz. Şimdi bunun hassas bir tuzaklama ihtiyacı vardır. Şimdi e, asker bunu yapmakta acı biz yükümlülerle çalıştığımız için ben kendim tuzaklardım. Tuzaklarken bir tanesi yanlışlıkla patladı. Ha yanlışlıkla ve patladı. Acık bir şey. Ufacık bir şey döküldü ve bomba o, da değil o. Hayır bu tenvir aydınlatma. Aydınlatma için kullandığınız aydınlatma fosfor. Aydınlatma maksadıyla kullanıyorsunuz. Fosforun özelliği mi bu yani? Tabii yani örneğin şeyler vardır. Havan mermilerinin e, aydınlatma mermileri vardır. İçinde fosfor Anladım. vardır. Bir Yani fosfor dediğimiz şey. madde mi böyle bir etki evet, yapıyor? Evet yani hem aydınlatma için kullanılıyor bir de burada dediğiniz gibi ya. silahlarda kullanılıyor. Peki, mühimmat olarak İsrail kullanılıyor. İsrail'in fosfor bombası kullandığı bir iddia mı gerçek mi? E, y yabancı kaynaklar, yabancı sağlık kuruluşları bunu teyit ettiler. İlk önce Filistin Dışişleri Bakanlığı bu iddiayı ortaya attı. Sonra bizim Anadolu ajansı bunu ispatladı. Sonra da ben yabancı kaynaklarda gördüm. İsrail reddediyor ama bunu. Yani İsrail tarafı bunu reddediyor. Evet. Söyledim. Peki ben bazı görseller görüyorum. Onur böyle fosfor bombasının patladığı an plan diye. Onlar herhalde çok teyit teyitli görüntüler değillerdir onlar. Ama Hatta Ahmet kalbisaydı. Bey dökme dökme kurşun operasyonunda da kullanmışlardı hatırlarsanız fosfor bombası. O fosfor iddia yok, vardı o zaman da evet. Böyle bir her zaman böyle vardı, bir iddia evet. vardır. Ee, İsrail de yalanlıyor bunu. Ee, ama e, bu bombanın kullanımı 80 önce serbest miydi? Yani baksana diyor ki ya, 80 yani konvansiyonel şeyde, silahlar sözleşmesiyle yasaklı diyor. Şimdi e, tabii şeyle ilgili, bununla ilgili ondan sonra e, seyreltilmiş uranyum çekirdekli mermiler kullanmakla ilgili bir takım sözleşmeler e, buna millet, millet, ha, milletlerin yapılıyor. bazıları imza atıyor, bazıları imza atmıyor. İşte yakın zamanda gördük biliyorsunuz ura, yani seyreltilmiş uranyum veya kirletilmiş uranyum kullanılan mermiler işte Rusya Savaşı'nda da kullanıldı, kullanılmaya başlandı. Bunlar gündeme geliyor çok. Bunlar, hani Bunlar o parçacıklar işte parçalandığı zaman. Ama bu fosfor bombası mı? İsrail şey, 2008-2009'da bu 2008, 2008, kullandı e, bunu. 200 civarında attı. adını da Dökme Kurşun Operasyonu. operasyonu. Abdülkadir Selvi söyledi evet, evet. ya işte. Evet. O Dökme değil? Kurşun evet. Operasyonu. Evet Dökme 200 civarında kullandı. Ondan sonra zaten kıyamet koptu. Ha. Evet yani... Şimdi e, tabii bir de meseleyi tabii Tekrar fos tünele dönebilir fosfor bombası bunu? bunun sembolü ama şu an İsrail kullanmış olduğu parça tesirli e, yani yani bir, bir ara 6000 ton bomba attı. Bu bunu er bir korkunç yani. Şu, yani fosfor bombasını indirmeyelim mi Tabi Tabii tabii ben de onu söyleyecektim. Yani şimdi korkunç bir havadan bombardıman yapıyorsun. Yani, korkunç bir şey. Yani Fosfor bombası kullanmamış. Örnek, ha iyi o örnek, zaman devam et abi. abi. Kendi, kendi yaşadığımdan değiliz. bir örnek vereyim. Hayır yani fosfor bombası kullanmıyorsun tamam güzel bombalıyorsun devam et abi diyecek evet. durumda değiliz yani. Bu e, bu e, binli birlik iki bin bombaların etkisiyle ilgili kendi yaşadığım bir şey söyleyeceğim. E, Irak'ta e, bir harekattaydık. Şimdi e, teröristlerle temas noktamız birbirine çok yakındı çok iyi mevzilenmişti. Komutanlarımız dediler ki dediler size uçak göndereceğiz. Uçak geldi e, bombayı attı. O bombanın ortaya koymuş olduğu etki ben hayatım için böyle bir şey yaşamamıştım Ahmet. Peki ben. ne bombası o? Bu, bu benzer bombalar. Şu İsrail'in... İsrail kullanmış oldu. Zaten standart NATO, NATO mühimmatı bu. Yani, Atmış oldu. Ne diyoruz bunun bir adı var mı? 2000 bu? Bin bomba? e, bombalar. 2000. 2000. Yani uçakla bin, bin, mı atılır? Uçakla. Bir, yani 1000 kiloya falan karşılık geliyor. Libre hesabıyla. Uçakla mı atılır bu bomba? Uçakla atılır. Yerden... Uçak bombası. Ha uçak bombası. Uçak bombası. Tabii karadan attıkları topçu mühimi haddi hesabı yok. Bunu hiç konuşmuyoruz. Ne kadar attıklarını da bilmiyoruz. Sadece uçak Ne bombası. yapıyor mesela? Siz şu bombayı gördüm diyorsunuz. Ne yaşadınız? Şimdi bir kere ne oluyor biliyor musunuz? Şu mu? bomba atıldı gördünüz bunu. Bir kere sesi duyamıyorsunuz. Çınlama. 20, 20 bin desibelin üstünde. Büyük bir ses. Yani kulağın algılayabileceği sesin üstünde bir ses var. Bunun basıncını algılıyorsunuz. Ve o bomba havayı emiyor nefessiz kalıyorsunuz. Şimdi bu demiş olduğum hali bir de bunun şurada şimdi yani. Şimdi ben 200 200 metre uzağındaydım. Bu bombaların e, güvenli mesafesi 600 metredir. Yani askeri terminolojide i̇şte bir şey olmadı mı orada? Yani işte bu bu şekilde etkilendik. Biz bir şeye girmiştik. Nefessiz nef kalıyorsun. Basıncından etkileniyorsunuz. Sesini duymuyorsunuz. Büyük bir basınç dalgası çarpıyor, geçiyor. Doğrudan geldiğinde ise yakıp yıkıyor zaten, öldürüyor. Ben 200 metre uzaktaydım. Buradaki kadınlar çocuklar? Tam hedef. Çin'de. Çin'de. Tam yani şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. E, bu, bu etki nasıl bir etki biliyor musunuz Ahmet Bey? İkinci Dünya Savaşı sırasında buna dair anlatılar var. Koronağında bombardıman yapılıyor. Ölme ihtimali yok. Ama çıldırıyor. Hani biz travma... Testen mi? Tabii o kadar Korkunç bir baskısı var ki psikolojik baskısı var ki insanlar ha, üzerinde, sen... profesyonel askerler üzerinde, bu halkın üzerinde, çocukların üzerinde tabii ne yaptığını canım, düşünün. Bunu yani anlatmaya çalışıyorum. İsterse iki kilometre uzakta olsun, tabii. bomba patladığında onun yarattığı travma aynen. dayanılır bir aynen, travma aynen. mıdır ya yani? Bu? Her an ölüme empati, parçalanan vücutlar, yani dışarı çıktığınız zaman bunları görüyorsunuz. Çocuklar görüyor, şimdi insanlar görüyor, kadınlar kadınlar görüyor. Bunun üreteceği sonuç ne? İsrail aslında bu yapıyla kendi gele, kendi sonunu hazırlıyor. Neden? Çünkü bir Hamas'lıyı öldüreceğim diye bir tane, öldürdüğü zaman, bin, tane e, Filistinli öldürür zaman 100 tane Filistinli Hamas'lı oluyor. Ve korkunç bir radikalizm ortaya çıkıyor. Tabii tabii. Yani evet. hatta bence yani onu da aşan bir durum var. İntikam. Dünyada da Batı nefretini destekliçileri evet, o Amerikası şusu busu Müthiş bir batı nefreti körüklüyorlar Tabii. Bu yaptıklarıyla bu haksız aldıkları haksız tutumlar yani yükselen bir batı nefreti. Ben yine de Londra'da, Paris'te, Almanya'da, e, Washington sokaklarında Filistin yanlısı sokağa çıkan İngilizler, Almanlar, Fransızlar, Amerikalar onlara güveniyorum. Bu ama insanlık onlar, dramı arttıkça daha onlar, da artacak onlar. Onlar büyük büyük iş yapıyorlar. Evet. Yani müthiş <laughs> Londra sokaklarındaki o gösteri muazzamdı yani. 2-3 evet, evet. gün önceki değil Ahmet, Evet 2-3 gün önceki. Şimdi şey, bu, bu psikolojik anlamda ben önemli işte, ama işte. bence özel ümit ederim Amerika Birleşik Devletleri'nin <laughs> jeopolitik aklı ve sağduyusu hakim olur ve İsrail üzerinde etki üretir. Çünkü İsrail üzerinde etki üretebilecek şu an bir tek Amerika Birleşik Devletleri evet. var. O da şu ana kadar hep goy goy yaptı, gazlama yaptı, başka bir şey Ama yapmadı. Ama bir tavrında değişme var. Bir, bir var, evet. Tabii, tabii. Bakalım. Ahmet Bey, şimdi bu tüneller konusu askeri boyutunu Abdullah Komutan'ım çok iyi anlatıyor. Gerçekten üzerinde durmaya çok değer bir nokta. Çünkü Vietnam'da Amerika'yı yenilgiye uğratan mücadele tünellerden verildi. 200 kilometrelik tünellerden. Şimdi onu konuşacağız. Şimdi bak, şimdi onu evet. konuşacağız. Tüneller'e gelelim. Evet. Vietnam savaşında Amerika'yı mağlup eden tüneller. Var mı bununla ilgili bir görselin Onur? Tam 200 kilometre Tet tünelleri. Bir, işte, tam onu soracaktım evet. ben de Abdullah Bey'e. O, o zaman için heh, şöyle ha şöyle bir şey Vietnam tünelleri. Hı hı. Siz, ben 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 çok iyi anlayamıyorum. Siz bana anlatabilir misiniz lütfen? Ve yani nasıl bir tünel sistemi yaptı Vietnamlılar ve Amerika nasıl oldu da bu tünel sistemini süs tünel sistemine yenik düştü? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri benzer şekilde toprağın üstünde çok güçlüydü. Teknolojik anlamda, keşif gözetleme anlamında, ateş destek vasıtaları anlamında, vurucu güç anlamında çok güçlüydü. Neye ihtiyacı vardı? Gizliye ihtiyacı vardı. Korunma ihtiyacı vardı ve bir doktrin üretmeye, bir doktrin doktrinle dengelemeye ihtiyacı vardı. Şimdi bunun adı aslında bakıldığı zaman bir gerilla doktrin. Tem, bu, tem, bu mu? Temel temel bu gerilla Ne derim mesela bu... biz ne görüyoruz burada? Şimdi bakın şurada, burada bir tane mermi atacak. Şimdi burada mermi attığı zaman deşifre olacak. O zaman binlerce mermi gelecek üzerine. Kudretli mermiler gelecek üzerine. Öldürecekler bunu. Burada. Bu kim bu? Bu Vietconglu. Şimdi yapacak, bir o fırsatı, fırsatını bir bulduğu bir tane mermi attı, iki tane attı, üç tane attı neyse tehlikeyi hissettiği an direkt tünele kaçacak. Şimdi, şimdi Bu onun için büyük avantaj. Tabi. Yani Amerikan askerini orada öldürüyor. Öldürmesine e gerek yok taciz ediyor. Taciz ediyor tank, sonra tünele tank, kaçıyor. Tankları imha ediyorlar o tünellerden çıkıp tankları imha ediyorlar. Peki a a tüneli fark etmiyor mu Amerikan askeri? Tünele yönelik yapabileceği bir şey yok mu? Yani... Neden çaresiz bu tünele karşı? Şimdi e, nerede etkili olabilir? Şu alanda etkili olabilir. Yani ne yaptı? Ağzını gördü. El bombası attı. Cesaret etti. Tücük ağzı geldi. var o zaman. Yani o ağızdan atar ama nereye etkiler? Şuraya etkiler. Zaten tilki oyu gibi şeyler yapılıyor. Yani bu mevziler hazırlanırken el bombasının işte üretmiş olduğu etkiyi minimize etmek üzere hazırlanırlar. Yani onu onu yapan bilir o mevzilik. Komutanım o ama aşağıya bunu... kapalı değil mi? Yani o ...bombanın etkisi aşağı inmesin diye. Ya yani buradan kı evet. zaten kıvrım olduğu evet. zaman kıvrımın öbür tarafına geçtiği andan itibaren Ama bunlar daha ...bombanın bombalar açısından kurtulur... doğa komplike daha karmaşık bir tünel sistemi yapmış anladığım kadarıyla. ...hamasın da vardır böyle. Var mıdır? Yani Hamas'ın da Hama, yer altında daha şey, sığınakları vardır, daha depoları modern. vardır, barınakları vardır. Yani bir Ahmet hastane mi? yapmış yerin ha, ta ya, ta altına. altına. Yani olası Ahmet Bey jeneratörü geliyor jeneratörü, Or jeneratörü yapmış. Evet. Bir dar geçiş yan tüneli yani. yapmış. Taktik tüneller var diyorlar şu an Hamas'ın yaptığı. Hamas'ta da mı vardır bunlar? Tabii vardır. Burada da var. Sakta tünel Şimdi var. Şimdi sürünme tünelleri yapmışlar Ahmet. Suyla Bu, basıldığı zaman hani sakta tüneli o basıyor. O tünelleri yapmak zor. Nasıl nasıl? O gördüğünüz tünelleri yapmak zor. Yani beton işte önce, önce kazacaksınız o beton armeleri o modüler duvarları yapacaksınız. Onlar çok zor ve pahalı. Ama sürünme tünelleri var, taktik tüneller var. Şöyle. Tabii. Evet. Önemli olan taktiksel mücadele yapmak, taktiksel mücadele destekleyecek tüneller. Peki var. gerçekten Amerikalılar Vietnam'da diyelim ki 10 faktör etkiliyse yenilmelerinde bu kaçıncı faktördür? Çok yordu onları. Yani, bu mu? Bu mu? Bu, bu, bu şimdi Vietkong Vietcong savaşında ve e, Vietnam savaşında 1'e 5'ti bu tünellerin üretmiş olduğu sonuç. Yani bir Vietcongli'yi etkisizleştirmek için 5 Amerikan askerini feda etmek zorunda kaldı. Şimdi bu hem kendi kamuoyunu yordu, hem devletini yordu, hem askerini yordu. Onur nerede izledin o? Belgesel miydi, film miydi? Belgesel diyor ki, bir belgeselde izledim diyor. Amerika askerlerini deli ediyor bu. Tabii. Evet, çıldırtıyor. Çıldırtıyor, ateş Tabii. açıyor, sonuç kaçıyor. Alamıyor, sonuç alamıyor çünkü. Çok kudretli. Muazzam bir gücü var ama karşısında göremediği ya, bir Hakan düşman baylar, var. Mücadele, yani yıllarca o travmayla yaşadı değil mi o Amerikan evet, askerleri? Evet. Vietnam, Vietnam sendromu Aynen. diye Ahmet Bey tedavi gördüler, 68, bir kısmında tedavi olamadı. Yani bu, burada bir gazı gelişebilir ciddi bir sorunlar dönüştü işinde. onlar. Değil bir değil mi? de metrekareye tonlarca bomba düştü Vietnam'da Amerika attı. Kaç tane film yaptılar ya. ha, yani? Be, ona rağmen o kadar sendrom. bomba yani. Ateşin değmediği, bombanın yakmadığı arazi bırakmadılar. Orada napal yani kullanıyorlar, evet. Napal yani kullanıyorlar. Bombalı. Tünellere Nepal girmeyi kullanıyorlar de. de denediler. Aynen. Hatta 100-150 kişilik bir birlik oluşturdular. Hani o tünellere Üzel girebilecek, evet. Doğru. Onlar da beceremedi. Beşim. Ondan sonra köpeklerle denediler. Onlar da beceremedi. Ondan sonra Ahmet de şimdi burada da şu söyleniyor. Yani Hamas özellikle burada İsraili tahrik etmek için ...füze saldırılarını yapıyor ki... ...kara savaşına çeksin. Kara savaşına çekildiğinde... ...kendi toprakları... ...kendi ülkesi ve orada çok yoğun bir... ...sivil nüfus var. Kara savaşına çektiğinde... ...özellikle bu tunelleri... ...çok aktif olarak Ama siviller bakın, bu, Burada siviller değil Hamas'ın indiki rehineler. Ha, ben rehineleri kesinlikle bırakmayacağımı yani, düşünüyorum. Filistinli sivilleri düşünmüyor Filistinli, mu? Filistinli sivilleri söylüyor. Hayır, şey düşünmüyor. Şimdi hem Filistinli siviller var ve bu rehineler. Ama ben ahlaki bulmuyorum ya Tabii Filistinli lise, sivilleri böyle bir şey olarak kullanmak. Rehinelerin kullanılması da ahlaki. Ya o zaten var. o, da sivilleri değil. Yani. Yani. De, Ama netice itibariyle Amerika'nın özellikle İsrail üzerinde çünkü şu söyleniyor. Bir, Netanyahu kesinlikle girmek istiyor. Çünkü karizmayı çizdirdi. Şahin bir adamın döneminde bu olması onun prestijini Girmek arası. istiyor. Amerika belki ne de, istiyor? belki de koltuğunu kaybedecek. Hayır İsrail ordusu da istiyor. Hatırlarsanız hafta sonu Netanyahu sınıra gitti. Askerlere dedi ki yeni başlıyor. Orada Netanyahu askerlere bir konuşma yapmak Peki, istemiş. Amerika ne Ordu bunu engel. Amerika ise kara savaşının çok kötü sonuçları olacağını özellikle bunu görüyor. Rehinelerin, rehinelerin burada öldürüleceğini düşündüğü için ertelemeye çalışıyor. Biden'ın en son açıklaması bir ondan dolayı yani kara savaşının tehlikesinden dolayı ikincisi Arap ülkelerinden çok ciddi bir direnç gördü. Bir de Suudi Arabistan şeyi falan o barış bilmem nesini tabii, tabii askıya aldı. yarım saat 40 dakika bekletmişler şeyde yok, Suudi çok, Arabistan'da. Çok bir de çok bir bir şey ilave. Bu verdi. tünelleri yok etmek için çok sivil Filistinli ölebilir. Ne demek Amerika, istediğinizi ondan da hı, peki, Ne evet. demek istediğinizi tamam. reklamdan yani sonra Kısa bir ara tekrar.